Yavrum. Gecenin bu saatinde niye burada oturuyorsun? Yok yemeyeceğim ben. Güzel kızım üşüyeceksin bak. Hadi gidelim içeri. Anne rahat bırak beni. Üşümem. Peki kızım. Al şunu sırtına şöyle. Bahçemde. Şunlara bak şunları. Şunlara iyi bak. Dikkatli bak. Bakayım. Aa Baha çok mu özledin? Bunlar seninle senin değil mi? Ben nişan organizatörü müyüm? Senin karar verip nişanlanmışsın. Ha yanımda olmak isterdim arkadaşın olarak ama o zaman tanışmıyorduk. Lafı çevirip durma. Bu fotoğrafların gerçek olmadığını ikimiz de biliyoruz. Vallahi ben bir şey bilmiyorum Ayşe. İki adamı aynı anda idare eden sensin. Sen açıkla. Sen ne terbiyesiz, ne yalancı bir kadınsın be. Düzgün konuş. Hande! Ne yapıyorsunuz? Dur. Dur yapma kızım. Bana bak. Bu fotoğraflarda eğer senin parmağın varsa... o çıktığım deliği seni sokmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen kimsin benim evimde beni tehdit ediyorsun? Seni o deliğe sokmam benim bir telefonuma bakar. Ben o deliğe tekrar girmeyeceğim Hande. Ama seni sokmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Bana yaptığın her yanlışın, her haksızlığın cezasını çekmen için elimden gelen savaşı vereceğim Hande. Savaş! Savaş! Ayşe! Hadi savaş! Ayşe uzak dur! Ayşe! Ayşe, Ayşe uzak dur! Elimden yürü çık evimden. Kızım! Ayşe! Defol! Ayşe uzak dur! Üç kağıtçısın sen. Ben mi üç kağıtçıyım? Yalancı Ayşe! Katil Ayşe! Ya ne oluyor? Hande! Bırak anne! Hande! Zümrüt ne oluyor? Bu ne geçiyor bizim evimizde ya? Katil bu. Çıkarın bunu. Çık içeri. Çek. Hüseyin sus. Sana ne oluyor anne? Sana mı kaldı elin zavallısını korumak? Zavallı olan sensin. Zavallı olan sizsiniz. Kızım. İkinizsiniz. Yapma kızım yapma. Ne kızım diyorsun ya elinin katiline? Çıkart dışarı şunu. Hadi defol. Çık başımdan. Yaptığınız terbiyesizliklerden dolayı benden özür dileyeceksiniz. Çünkü yakanızı bırakmayacağım. Kızınıza söyleyin. Gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacak. Göreceksiniz. Sen boyundan büyük laflar ediyorsun ha. Alırım ayağım altına. Defol. Sus artık Hüseyin. Sus. Hadi kızım gidelim. Dur kızım sen. Dur hadi. Şuna bak ya. Evimizi basmaya gelmiş ya. Ne terbiyesiz bu ya. Ayşe. Yavrum iyi misin? Sen niye buraya geldin kızım? Siz neden cezaevine kadar geldiniz? Sırf beni görmek için değildir herhalde değil mi? Merak ettiğiniz ben miydim? Yoksa gerçekler miydi? Ayşe ben... Zümrüt Hanım. O kadar izin alıp geldiğinize göre... siz vicdanlı birisiniz. Benim halimden anlarsınız. Ben hayatın pahasına da olsa... üstüme yapışmış bu lekeyi temizleyeceğim. Baha'nın gerçek katilin kim olduğunu bulacağım. Ayşe... ben senin masum olduğuna inanıyorum ya. Mücadelene sonuna kadar devam et. Eninde sonunda suçlu ortaya çıkacaktır. Ama ne olur aklına başka bir şey gelmesin. Hayatım boyunca vicdanlı bir insan oldum. Bildiğim doğrulardan asla sapmadım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Karşıma kim çıkarsa çıksın asla vazgeçmeyeceğim. Bana şimdi gerçeği söyleyin. Bu işte parmağınız var mı? Hande yüzüme bak. Bana cevap ver. Baha'yı kim öldürdü? Hey yeter artık ya. Ben öldürdüm. Ben öldürttüm. Baha denilen serseriyi ben öldürttüm. Ne yapayım yani? Bir yanda evladım, bir yanda o serseri. Ne yapaydım ben babayım. Ben babayım. Duyacağını duydun mu? Tamam mı? Yazıklar olsun. Bu
gencecik çocuğa sen nasıl kıydın? Bunu nasıl yaptın? Başımıza gelecekleri biraz aklın erseydi bana niye yapmadın derdin. Şimdi karşıma geçmiş bana insanlık dersi veriyorsun ya. Bak bir cinayet varsa en az 10 tane ortağı vardır. Eğer ben katilsem siz de katilsiniz. Bana kimse masum numarası yapmasın bu evde. Sana da yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Başından beri her şeyi bildiğin halde sustun. Babanın evini kana buladığını bile bile sustun. Yazıklar olsun. Kalp Yarısı ATV'de.